Sevgili izleyenler, dün de ekranlarınıza korkunç bir taciz iddiasını getirmiştik hatırlarsanız. Takıntılı aşığı Hazal Özçimenoğlu'nu 4 yıldır sürekli taciz edip tehditler yağdırıyordu ve Hazal sosyal medyadan gözyaşları içinde yardımı isteyince de takıntılı aşığı gözaltına alındı. Ancak karakolda ifade verdikten sonra sevk edildiği adliyede yine serbest bırakıldı. 4 yıl böyle oldu. Bundan sonrasında böyle olmasını istemiyorum. Sana tecavüz ederim, seni öldürürüm tehditleriyle yaşamak istemiyorum. Bu kişinin ceza almasını istiyorum. 4 yıldır süren taciz ve tehditlere sosyal medyadan böyle isyan etmişti Hazal Özçimenoğlu. Tepkiler üzerine suçladığı kişi gözaltına alındı ama savcılıkta yine serbest kaldı. Anneme şunları söylüyor. Sana ve kızına tecavüz edip öldüreceğim. Evinizi biliyorum ve evinizi yakacağım diyor. Gözyaşları içinde yardım talep eden Özçimenoğlu'nun iddialarına göre takıntılı aşığının içinde Hazal adının geçen bir şarkı yazıp buna klip bile çekmişti. Hazal bütün manitalarını anlatıyor, masabı var ama kendi sorumlulukta yaşar. Çin'e göre Hazal'la bir dönem sevgiliydiler. Ancak Hazal Özçimenoğlu'na göre aralarında hiçbir ilişki yoktu. Hatta Çin hakkında uzaklaştırma kararı bile çıkartmıştı. Şikayet ettim. Bir ay uzaklaştırma kararı aldırdım. Bir ay boyunca rahat ettim, evet. Sonra tekrar başladı. Tekrar. 4 yıl boyunca belirli aralıklarla canı ne zaman isterse bizi taciz etti. Bu suçlamaların odağındaki Halil İbrahim Çin de yine sosyal medyadan cevap verdi. Hakkındaki ithamların yalan olduğunu savundu. Hazal da benim eski sevgilim, şu an Twitter'da bir şeyler paylaşıyor. Bu şekilde taciz edecek kadar düşük bir insan değilim, ben bir sanatçıyım. Ama sosyal medyadan gelen tepkiler çığ gibi büyüyünce aynı akşam gözaltına alındı. Gözaltına alındığını duyuran da yine kendisi oldu. Kaç saat sonraki ikinci paylaşımındaysa adaletin yerini bulduğunu ve serbest bırakıldığını duyurdu.